Yok, lütfen rahatsız olmayın Nazan. Ben vedalaşmaya geldim. Size her şey için teşekkür ederim. Özellikle de beni Melisa Hanım'la tanıştırdığınız için. Hadi Tarık, oyalanma. Beni götürmen gereken daha bir sürü yer var. 3 misli maaş veriyorum sana. Hak et biraz. Emredersiniz Melisa Hanım. Yok yok. Babama söyleyeceğim. Beni bu Melisa ile bir daha muhatap etmesin. Kim arar sabahın köründe beni? Başka kim olabilir ki? Alo. Bonjour mademoiselle. Hadi uyan, kahvaltıya bekliyorum seni. Sağ ol Melisa ama gelemem. Okula gitmem lazım. Hemen bir şeyler atıştırıp çıkacağım. O zaman çabuk ol. Bak sucuk kalmayacak yoksa. Cevat Usta, bana da bir dilim kızarmış kepek ekmeği getirir misin? Günaydın Naz. Hadi kızım, insene aşağıya. Bak arkadaşın sırf senin için gelmiş. Buyurun, afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ekmekler. Yok yok. Bu bir kabus. Günaydın kızım. Günaydın baba. Günaydın Ümit. Hayırdır Melisa? Naz. Otelde yalnız canım çok sıkılıyor. Tek başıma kahvaltı etmek istemedim. Aradım Mahi amcayı. Sağ olsun hemen Tarık'ı yolladı. Tarık mı? Baba senle oturup bir konuşsak. Kim kimin şoförü? İlk önce bir kendi aramızda karar versek. İyi de kızım. Güçlü kuvvetli biri lazımdı taşımak için Melisa'nın bavullarını. Ne bavulu? Yazık kızcağıza. Baksana. Sıkılmış otelde, dedim gel burada kal. Burada mı? Canım ayakta kaldın. Çekip şu sandalyeyi yanıma otursana. Buyurun Melisa Hanım. Sağ olasın Cevat Usta. Çıtır çıtır. Bu Cevat Usta'nın kıymetini bil Vahiy amca. Niye? Yoksa 3 misli maaşla başkası mı kapar? Tarık'cığım, reçeli uzatır mısın? Çimdikle beni Ümit. Hemen çimdikle. Ay! O üstüne şarap döktüğüm adam İtalya başkonsolosu çıkmasın mı? İtalya başkonsolosu ha? Ve ben adama işe bir de iyi tarafından bakın. Sayemde kalitesiz İtalyan şarabını içmekten kurtuldunuz dedim, iyi mi? İyi, çok iyiyimdi. Naz, sen niye gülmüyorsun? Ben içimden gülüyorum Ümit. Kızım hiçbir şey yemedin. O içinden yiyordur baba. Asıl Sorbonne Üniversitesi'nde master diplomamı alırken kırdığım bir pot var. Ben müsaadenizi isteyeyim. Okula geç kalıyorum. İyi de saat daha 9. Bir saat yok mu senin okula gitmene? Erkenden gidip önden yer tutacağım Ümit. Arabayı hazırla hemen. Dur kızım, Melisa kahvaltısını bitirsin. Babacığım, arabayı Melisa değil ki Tarık hazırlayacak. İyi de Tarık seni okula bıraktıktan sonra Melisa'yı alışverişe götürecek. Bir dakika, bir dakika. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Sen okuldan atıldın mı, atılmadın mı? Ben arabayı hazırlayayım. Hay Allah. Neyse canım, dünyanın sonu değil. Her aileye bir tane üniversite mezunu yeter. Sen ne okuyorsun? Çizgi roman. Fili dikkatli bak. Tek bir hatunla, tek bir resmim çıkmamalı bundan böyle. Çıkarsa ne yapacaksın? Hepsini toplatacağım. Bütün Türkiye'de. Baba bu biraz zor olmayacak mı? İnan o resmi annene açıklamaktan daha kolay. Ay yiyelim senin ince esprilerini babiş. Ya yapma be. Bozdun gene. Eyvah. Ne oldu? Sabıkalı Çapkınlardan Hulusi Tekelioğlu. Evet, buyurun benim. Hulusi Tekelioğlu. Alkolü fazla kaçırınca... Allah! Allah ben bittim.
Allah canımı alsın, mahvoldum. Ay bir de resmimi koymuşlar. Resmen böyle içine düşmüşüm hatunun. Ah vah ah. Ah yaktın beni ulan. Vallahi tanımıyorum, billahi tanımıyorum Filiz. Hiçbir fikrim yok. Kimdir, neyin nesidir o resimdeki eciş bücüş kadın? Baba, o eciş bücüş kadın Mahi amca. Anne hayatta yutmaz. Daha mantıklı bir sebep bul. Yok baba. Gerçekten Mahi amca bak. Ne? Vallahi o. Eski çapkınlardan Hulusi Tekelioğlu alkolü fazla kaçırınca büyük aşkını bütün boğaza haykırdı. Anneme söylediğin aşk şarkıları manşet olmuş ya. Yırtık Filiz, yırtık. Annem mest olacak bunu görünce, tamam mı? Hadi iyisin babiş. Aman boşver, tamam yap ya. Bunca yıl sonra anneni memnun edecek bir haber çıktı ya gazetede. Boşver, saçım dağınık kalsın. Oo, helal olsun babiş, yık tabularını. Arabadan anlıyorsun. Evet, işim bu. Ne diyorsun teklifime? Hangi teklif? Dün geceki. Naz söylemedi mi? Neyi? Üç misli maaş teklifimden bahsetmemişsin anlaşılan. Ayda 20 milyar veriyorum. Hala teklifin geçerli mi? O kadarcık mı? O zaman 4 misli olsun. Buyurun Hasan. O zaman siz buyurun Melisa Hanım. Melisa. Sadece Melisa. Var mı sorun Tarık'cığım? Tarık. Sadece Tarık. Öyle bir şey. Stajım eksikti, tamamlayacağım. Of, ne fırtınası. Kasırga koptu, kasırga. Vahiy amca belli ki çok etkilenmiş. Nasıl da ezilip üzüldü karşımda beni öğrenince. Yazık. Oğlum Tarık, çabuk bir şey yap, ortamı yumuşat. Naz eğer bu kıza cevap verirse bunların ikisi saç saça baş başa. Bana bak. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince? Ruh bedenden ayrılıyor, çekimine girdim. Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim. Alo. Ergin Bey kardeşim. Hulusi Tekelioğlu. Ellerinize sağlık. Haberi gördüm bu sabah gazetede çıkan. Numaranı gazeteden aldım. Arayıp bir teşekkür edeyim dedim. Çok hoş. Çok hoş. Aynen böyle devam edin. Ya ne kızması ya. Tam tersi. Yani o kadar mutlu ettiniz ki beni. Bugün de içip sizin adınızı tüm boğaza haykırasım var. Hadi. Öptüm Ergin'ciğim. Alo Münir. Alo. Tamam mı Münir? Tamam, öyle yapın o zaman. Tamam, siz çektirin. Ben sonra şey derim. Yapılı göreyim ben ona ha. Hadi kolay gelsin. Evet. Nerede kalmıştık? Var mı önemli bir havadis gazetelerde Bergin'cim? Ha,
Evet evet. Var var. Yine bomba gibi düşmüşsün gündeme. Aa, yapma ya. Yalan hepsi Bergün ya. İnanma. Gene ne uydurmuşlar hakkımda? Sabıkalı çapkınlardan Hulusi Tekelioğlu alkolü fazla kaçırınca en büyük aşkını bütün boğaza haykırdı. Allah Allah. Bak. Dün gece mi? Ne demişim? Tekelioğlu'nun İnleyen Nameler şarkısını söylerken İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep Nermin'im vardı demesi dinleyenlerin dikkatini çekti. Bak görüyor musun? Bütün boğaz duymuş senin adını. Ne? Kim? Şimdi gözler yakın zamanda Tekelioğlu'yla adı dedikodulara karışmış olan ünlü bankacı Nermin Saygun ve gazeteci Nermin Turan'a çevrildi. Ne? Hadi Nermin Saygun'u duymuştum da sen Nermin Turan'la da mı bir hatlar karıştırdın Hulusi? Yok hayatım. Ben Nermin Saygun'u hayatımda iki kere gördüm. O modacı Nermin Bezemen'le de bir kredi işi şeyi vardı. Onu şettirttik. O kadar. Modacı Nermin Bezen nereden çıktı? Onu şetmiyor mu orada? Yo. O zaman boş versen onu. Hiç söylememiş sahip. Zaten 6 aydan önceydi. Oo, en az 7 ay oldu. Kızım benim kahvaltımı odama çıkar. Hemen efendim. Üzgünüm babiş. Görmemişim. Bergin yerine Nermin yazmışlar. Alo. Ergin'cim. Yine ben. Hulusi Tekelioğlu. Demin teşekkür etmek için aramıştım. Şey diyecektim. Ben onu unuttum sana söylemeyi. Ölen sakın bir şey yeme. Beni bekle. Sana bu gazeteyi yedirmeye geliyorum. Sevmekten vazgeçme, direnmekten, anlamsız gelse de hayatın, vazgeçme. Yazık harcanıyor buralarda. Ha sen bir şey söylüyordun Naz. Evet. Buyurun Naz Hanım. Eğer bir daha benimle bu şekilde konuşursan... Naz Hanım okula geç kalıyorsunuz. Bıraksana kolumu. Sana kolumu bırak dedi duymadın mı? Tamam Cenk bir de sen karışma. Tarık hemen arabaya binmeni istiyorum. Sana ne oluyor? Senin değil benim şoförüm o. Şimdilik. Bana bak özür diliyor musun dilemiyor musun? Cenk. Özür dilerim Naz Hanım. Ha şöyle, yola gel. Cenk yeter artık. Tamam Naz, sustum. Hadi Tarık gidelim. Bergin Hanım beni aradı, beni görmek istiyormuş. 4'te oraya bırakacaksın beni. Saat 3:30'da alırım sizi. Eğer işimiz o saate kadar biterse tabii. Ya da Tarık hala senin şoförünse. Oo Cevat Usta, sarma kokusu mu alıyorum? Yok Vahibi. Vallahi istemeyin vermem. Naz Hanım'a söz verdim. Yemeğe kadar kimse dokunmayacak. Boş ver onu sen. Ver bir tane. Hadi hadi ruhu bile duymaz. Naz arıyor. Alo söyle canım kızım. Baba bana sormadan nasıl yaparsın bunu? Allah Allah nereden gördün kızım? Neyi gördüm? Annenin de böyle içine doğardı. Bazen ne kadar birbirinize benziyorsunuz ya. Tamam dokunmuyorum sarmalarına. Baba bana ne sarmalardan? Ben Melisa'dan bahsediyorum. Bana danışmadan nasıl evimize davet edersin? Kızım Melisa'nın babası ben Fransa'dayken 4 ay evinde beni ağırladı. Kızının otelde kalmasına gönlüm nasıl razı olur? İyi valla. Sen Fransa'da kalacak yer bulamadın diye ceremesini ben çekiyorum. İstemiyorum baba o kızı evimde. İstemiyorum. Yahu ne yaptı kızcağız sana? Ya işim var gücüm var baba benim. Ben o kıza vakit ayıramam.
Sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Bir yerlere gitmek istiyor. Bir rahat bırakmadı beni. Yahu derdin buysa çözümü kolay kızım. Tamam ilgilenme, boş ver. Sağ olsun Tarık var. Söyleriz birkaç gün oyalar kızı. Sen de rahat edersin. Olmaz. Tarık oyalayamaz. Oyalar, oyalar, öyle bir oyalar kim? Hele öyle hiç oyalayamaz. Nasıl yani? Tamam baba, yok bir şey. Sen unut bu telefon konuşmasını. Bir de sakın sarmalara dokunayım deme. Vallahi ben Belgin dedim, o paparazi Nermin diye anlamış. Bak, benziyor da birbirine. Bak bir dinle. Bir rüya ki orada hep Belgin'im vardı. Nermin'im vardı. Belgin'im, Nermin'im. Bak ne kadar benziyorlar birbirlerine değil mi? Benziyor. Peki Hulusi. Sen Belgin'im demiş olsan bu üçü hayatına hiç girmemiş mi olacaktı? Hangi üçü? Nermin, Nermin ve Nermin. Yahu üçü de mazi olmuş Belgin. Birini zaten bir kere gördüm. Hı. Öbürünü de verdim kredisini gitti. Ha. Öbürü hangisiydi? Hulusi, hiç yorma beni. Sen git bankana. Minürleşeğin şeyini şehittir. Eskiz zaten. Hadi canım, hadi. Bak. Nermin'im. Ay. Belgin'im. Bak yemin ediyorum Belgin'im. Bunların hepsi 6 ay önceki davalar. Benim başımda kabak yerlerinin eştiği yılların davaları. O kabakların hepsi bir kafana düşsün Hulusi. Gözüme gözükme. Artık verdiğin söze de güvenim kalmadı. Ne son 6 ayına ne bundan sonrasına. Hayır Belgin. Ben sözümün arkasındayım bir kere. Ve ben sana bunu kanıtlayacağım. Eğer kanıtlayamazsan bir daha yüzüme bakma. Bakmayacağım zaten. Tamam o zaman Belgin. Oradan bir takım elbise ver. Tam bilet kaç paraydı? 1 lira 30 kuruş. Evet. Öğrenci var mı? Pasonuz var mı? Sizin var mı? Tamam. Ben bir sakız alayım. Tamam anlaşıldı. Sadece hayatın bu bölümünde parasızlıktan bir otobüs durağında mahsur kalır. İşte feci son. Of of. Ben o 8 milyon lirayı vermeyecektim. Ne güzel takıp kaçmıştım. Oh. Sadri'nin hayatın bu bölümünde felaketler arka arkaya gelir. Ve Sadri kaçmaktan yorulur. Alo. Yaşıyor musun Zibidi? Pek sayılmaz Hulusi amca. Dur tahmin edeyim. Cebinde 5 para yok. Otobüse bile binemiyorsun. Ah ben ne yaptım diye. Kafanı duvarlara vuruyorsun. Bir duvar bulsam onu da yapacağım Hulusi amca. Ha, bu sana ders olmuştur. Çok kızmıştım sana. Ama ben de senin yerinde olsam en yakın arkadaşımı satmazdım. Aferin. Ulan o zaman beni niye gece kulübüne getirtiyorsun? Zibidi. Bak sinirlendim yine. Evet. Çabuk bankaya gel. Sana bir iş vereceğim. Peki maaş? Ha 15 milyar maaş düşünüyorum. Her hafta da ikramiye vereceğim. Ulan işe aldığıma dua et. Hadi çabuk ol. Hadi. Hanımefendi buyurun. Beğendiğiniz elbisenin bedenleri. Ben şunları deneyeyim. Bir yere kaybolma. Emredersiniz. Vay be. Görüyor musun Tarık? Şu kumaş parçasını almaya senin 1 aylık maaşın yetmez. Bir yakınız için mi bakmıştınız? Ben? Yok. Başka renkleri de var görmek isterseniz. Yok zahmet etmeyin. Hem zaten çok pahalı. Peşin ödemede %20 indirim yapıyoruz. 600 liraya düşüyor fiyatı. Çok iyi ediyorsunuz da benim sadece
Kırkiye Tehlem var. Onunla da ay sonuna kadar idare etmem lazım. Ay çok şakacısınız. Yo, çok ciddiyim. Bakın, çok hoş bir renkte güzel bir model var. Onu size göstermem lazım. Ayrıca aldığınız ikinci ürüne de %40 indirimimiz var. Yani sadece 450 liraya geliyor. Vay be Tarık. Birbirinden haberi bile olmayan iki farklı dünyada aynı anda yaşıyorsun. Alo? Söyle annem. Oğluşum nasılsın? İyiyim, sen nasılsın anne? Gel de gör iyi miyim değil miyim. Var mı öyle telefonda sormak? Sen bir tanesin annem. Saat 4'te oradayım anne. Babam dün fark etmemiş değil mi benim evde olduğumu? Baban kendisinin evde olduğunu bile daha yeni fark etti. Ve de daha fark ederken dışarı aldık kendisini. Delirtti beni yine. Geç kalma bak. Mücver yaptım sana. Filiz de selam söylüyor. Yo. Tamam anneciğim. Saat 4'te oradayız. Hadi öpüyorum seni. Bence annenize harika bir hediye alıyorsunuz. Böyle bir hediye de hoş bir sürpriz olur. Haklısınız. Bir hediye hoş bir sürpriz olurdu. Nasıl? Hoş. Hoş. O kadarcık mı? Yardım eder misin? Gayet hoş. Beğendiysen alacağım. Ona siz karar verin. Ben kararımı verdim. Sen beğendiysen alacağım. 3:30'da okulda olmam lazım. 3 misli maaş veririm. Krallar gibi yaşarsın. İyi düşün. 3 misli maaş. Bu da avansın. Sizi eve bırakayım. Yoksa geç kalacağız. Naz Hanım'ı bekletmek istemiyorsun anlaşılan. Peki. Ama bir şartla. Giy şunu. Hadi git. Küçük hanım telaşlanır yoksa. Kaçırdın mı elimin altındaki cevheri diye. Tabii eğer cevher olduğunun farkındaysa. Akşama görüşmek üzere. Eskiden annene bir hediye almak istediğinde girerdin istediğin mağazaya, etiketine bile bakmadan sarın şunu derdin, fırlatırdın kredi kartını, kaç paraysa öderdin. Yok, ödemezdim. Baban öderdi. Oğlum sen hiç para ödemedin bugüne kadar, farkında mısın? Oğlum sen annene hiç kendi paranla hediye almadın, farkında mısın? Alo? Ayşe ne haber? İşin var mı? Okuldasın. Kaçta bitiyor dersin? Ne, bitti mi? Tamam. Çık okulun köşesine, geliyorum seni almaya. Tamam. Hadi bay bay. Nihayet şu dilinden düşürmediğin meşhur Tarık'ı göreceğiz. Böyle garip hareketler yapıp beni utandırmayın, tamam mı? Geldi. Hadi ben kaçtım. Durduğun hata Ayşe. Kaç git, bir daha da gelme. Arkadaşlarını da bırakalım istersen gidecekleri yere. Yok. Onlar bu arabaya binerlerse bir daha hayatta inmezler. Böyle lüks arabayı bırakmazlar diyorsun. Sağ
sadece arabayı olsa. Ya gidin. Hayırdır? Hayırlı bir iş. Ya Ayşe... Efendim? Bu kolyeyi kaça aldın? 11 lira. Yol tarif et. Çok hoş çocuk. Çok güzelmiş. Bu ne kadar usta? 12 lira. Hadi Seyf abi ya. Tarık yabancı değil. Yap bir güzellik. Hadi bak ben Ayşe'nin abisi sayılırım. Ayşe'nin hatırı için 10 lira olsun. Heh tamam işte. İkisi 20. Bu da senden. Sıkı pazarlık yapıyorsun. Parayı yolda bulmuyoruz usta. Güzel bir sarı ver şu ikisini. Annemle kardeşime hediye. Bileklik ne olacak? Onun sahibi burada. Güle güle tak. Ne yani seni unutacağımı mı sandın? Bedavaya getirdim zaten. Teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Her şey için. Al bakalım. Buyur usta 20 lira. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gelecek misin akşama? Bilmem. Ayarlayabilirsin. Acele annemi öp benim için. Hı hı. Hoş geldin. Anneanne. Kusura bakma fark etmedim. Nedir o kolundaki? Bu. Hiç. 1 milyon verdim bir şey değil. Öyle hoşuma gitti. Tarık mı bıraktı seni? Okulun önünden geçiyormuş. Aradı ben de tam çıkıyordum. 3:30'da bitmiyor muydu senin dersin? Boştu son ders. Okulunu aradın bu sabah. Niye? Şu asılmadığını söylediğin sınav notları. Merak ettim, sordum. Bir hafta olmuş asılalı. Söylediler notunu. Keşke sormaz olaydım. Nefret ediyorum bu kızdan. Nefret. Cenk? Sürpriz. Sen miydin? Başka birinden mi çiçek bekliyordun? Yok, saçmalama. Kimseden çiçek falan beklediğim yok. Ondan şaşırdım zaten. Ne bunlar? Karanfil. Onu görüyorum. Neden bunlar? Bunlar sabahki davranışımı affettirmek için küçük bir hediye. Hiç gerek yoktu. Gerek olduğu için almadım zaten. Bu konularda biraz acemiyimdir. Bir gün bir yerlerden başlamam lazımdı. Bari değecek bir için olsun istedim. Lütfen kabul et. Hem çiçekleri hem özrümü. Lütfen Naz. Tam zamanında. Efendim? Çok sağ ol. Benim için önemliydi. Kusura bakmayın geciktim biraz. Neredesin sen? Melisa Hanım'ın alışverişi uzadı biraz. Niye? Üstünü değiştirirken fermuara mı takıldı? Yardım etmek zorunda mı kaldın? Vah vah yazık. Böyle ayak işlerine koşturur oldun. Nerede küçük hanım? Kabinde mi unuttun yoksa? Eve bıraktım. Ne duruyorsun? Alsana şu çelloyu. İşini de mi ben öğreteceğim sana? Gerek yok. Takıldığım yerler olursa sorarım. Bu üzerindeki tişört ne? Bu Melisa Hanım'ın hediyesi. Öyle mi? Aman ne güzel. Kendi elleriyle giydirdi herhalde. Fermuarını çekmenin karşılığı olarak. Koy şunu bagaja hemen.
Şunları da vazoya koy. Çabuk ol. İçimden bir ses, bu senin son görüşüm oldu diyor ama dur bakalım. Hayırlısı. Oğlum Tarık, işte asıl fırtınadan önceki sessizlik bu. Girsem mi acaba hemen bir şarkıya? Yok yok, daha beter olur. Neyse sus bakalım, belki sessiz sakin atlatırız. Hadi geçmiş olsun Tarık. Kazasız belasız atlattın. Bana inat mı yapıyorsun sen? Sırf benim sinirimi bozmak için mi giydin bu tişörtü? Tamam Tarık. Alttan al. Sakın. Tek kelime etme. Ya sen ne yalaka adamsın? Kimi görsen yalakalık yapıyorsun. Belgin Hanım'ı görsen koşa koşa gidip elini öpüyorsun. Şu Melisa denen sosyete bozuntusunun bir ayağının altına öpmediğin kaldı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Beni rezil etmeye mi çalışıyorsun? Yalakalık yapacaksın da iş mi verecekler sanıyorsun? Melisa Hanım veriyor. Hem de 3 misli maaşla. Öyle mi? O zaman ben hiç tutmayayım seni. Git ne yapıyorsan yap. Ver anahtarlarını arabanın. Ver dedim şu anahtarları. Daha gitmeye karar vermedim. Ben senin yerine verdim. Ver şu anahtarları çabuk. Hoş geldin Naz. Sen de hoş geldin evladım. Kusura bakma, ismin neydi unuttum. Tarık. Ah tabii ya Tarık. Benim hayırsız oğlumun ismi. Ondan unuttum herhalde. Hadi buyurun. Kolay gelsin. Sen nereye? Sen kafaya koydun galiba Belgin Hanım'ın oğlu Tarık'ın yerine geçmeyi. Git arabada bekle. Sana mücver yapmış. Ne zaman söylediysen sevdiğini. Ev yapımı mücver mi? 3 misli maaş mı? Karar vermek çok zor olacak ama. Korkma. Onun adı piyano. Tuşlu bir müzik aleti. Isırmaz. Yıllar oldu geçmedim piyanonun başına. Sağ olsun eşim bir sürpriz yaptı. Eski piyanomu buldurtmuş. 20 sene her şeyimi paylaştım onunla. Evlendiğim gün babamın evinde bırakıp gelmiştim. Kendi çocuklarım bile sadece resimlerini görmüşlerdi eski albümlerde. Yıllar sonra kavuştuk yine. Pedallarından biri kırık ama olsun. Hangimiz sağlam kaldık ki? Otursanıza. Naz kızım, sana bir iyi... Pardon, affedersiniz. Affedersiniz, bir an... Pes, pes yani. Utanmasan kadının boynuna gidip anneciğim diye sarılacaksın. Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Önümüzdeki 3 ayda derneğimizin düzenleyeceği konserlerde sana staj imkanı sağladım. Ve de okulun bunu eksik stajlarının yerine saymayı kabul etti. Çok teşekkür ederim Belgin Hanım. Ben babamı arayıp haber verebilir miyim? Dur, istersen şimdi kötü haberi de vereyim.
O da seni dinleyen bir müzik otoritesi. Bu konserlere çıkmak için yeterli olmadığını ve bir ay boyunca her gün ekstra ders alman gerektiğini söyledi. Kim? Ben. Ders bir. Enstrümanı bir müzisyenin en yakın dostudur. Dostlara nasıl davranıyorsan, enstrümana da öyle davranırsın bilmeden. O da nasıl davranıyorsan, öyle karşılık verir sesiyle. İyi çalıyor olabilirsin ama onu sevdiğini, ona değer verdiğini hissettirmediğin sürece ona ve bize asla iyi bir müzisyen olamazsın. Ve sen Naz kızım, sen çelloyu bırak çalarken, tutarken bile sert davranıyorsun. Tıpkı insanlara davrandığın gibi. Bu dediklerimi yarına kadar düşün. Evet, ilk dersimiz bu kadar. Yarın 4'te bekliyorum. Sen bir şey anladın mı dediğinden? Galiba. Siz? Bilmem. Çıkalım. Bu arada biraz önce başkalarının önünde bağırdığım için kusura bakma. Demek ki anlamışsınız. Ne? Buyurun Naz Hanım. Gidelim. Müzik? Gerçekten çok mu sert davranıyorum insanlara? Bazen. Mesela hiç sana sert davrandığım oldu mu bugüne kadar? Bilmem. Belki bir iki kere. Ya da birkaç. Aslında birçok kez. Hatta hep. Of tamam kes. Uğraşamayacağım seninle. Bakın yine yaptınız. Sen karşımda o tişörtle dururken az bile yapıyorum. Bunlar ne? Hediye. Melisa Hanım'dandır kesin. Allah muhabbetinizi artırsın ne diyeyim. Oğlum Tarık, hayatında ilk defa kendi kazandığın parayla annene bir hediye aldın, onu da vermeyi unuttun. Ben sizi eve bıraktıktan sonra bir yarım saat müsaadenizi istesem... Tabii tabii, ihmal etme Melisa'yı. Git otelde bir hatrını sor, bir kontrol et. Fermuarı falan sıkışmıştır belki. Melisa Hanım artık sizin evde kalıyor. Of, doğru, hatırlatmasan olmaz. Gelirken getirmemi istediğiniz bir şey var mı? Evet. Yeni bir tişört. Naz Hanım. Çiçeğiniz. Saat 4'te bize gelecek diye ben ortadan kaybolmak zorunda mıyım? Sana git abinin çalıştığı yere kendini herkese tanıt diyen oldu mu? Çekersin acısını böyle. Kızım kapıya bakıver. Kendi evimden kovuluyorum iyi mi? Aman sanki evde durduğun var da canına minnet senin. Kızım kim geldi? Bir piyano pedalı varmış tamir edilecek. Ödemeyi de mücverle yapıyormuşsunuz. Ah canım oğluşum. Canım. Anneciğim. Canım. Arkadaşlar önemli kişilik büyük patronum birazdan burada olacak. Merhabalar. Verdiğiniz görevi büyük bir şevk ve azimle bir saniye bile bana verdiğiniz sorumluluğun. Kes. Arkadaşlar hoş geldiniz. Geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. 8 gazeteden muhabirler ve fotoğrafçılar ve hatta 2 televizyon kanalından kameraman arkadaşlar. Hepsi emir ve görüşlerinize hazırdır Hulusi Bey. Buyurun arkadaşlar, arabaları geçelim. Buyurun. Aferin. Şimdi doğru eve. Tabii. Belgilime verdiğim sözün ciddiyetini bu da kanıtlamazsa... ...aya gitsem kesmez beni. Siz emredin aya bile gideriz Hulusi Bey. Kes gidelim. Aha, Hulusi amca. Ha.
Ben bir avans edebilir miyim şu şeye mahsuben? 10 yeter mi? Ben 5'e bile razıyım Hulusi amca. Durum o kadar vahim yani. 5. Allah'ım sen büyüksün. Koca tabak var Filiz. Filiz koca tabak var önünde. Al çocuğum. Sağ ol anneciğim. Afiyet olsun oğlum. Memnun musun işinden? İyi yanları da var, kötü yanları da. Önceleri koskoca Hulusi Tekelioğlu'nun zengin oğluyken... ...şimdi tekstilci Vahiy'nin şoförü olmak... ...attan inip eşeğe binmek gibi geliyordu ama... ...meğer eşekle gezmenin de keyifli yanları varmış. Şu andaki gibi. Bunlar size benden küçük bir hediye. İnşallah beğenirsiniz. Biliyorum sen bunu takmazsın anne. Ama ilk maaşımdan kalan para ancak buna yetti. İlk maaşın mı? Evet anneciğim, kusura bakma. Sana daha önce aldıklarımın yanında çok sıradan ama... Bu en güzeli Tarık. Tarık bu en güzeli. Canım. Bravo. Bravo. Sırf babam istemedi diye piyanoyu bırakmana inanamıyorum anne. Bundan sonra senin piyanon benim dedi. Ben de inandım. Ne bileyim 25 sene bir türlü akorunu tutturamayacağımı. Hala bir tişört getirmedin. Hayret bir şeysin ya. Git kendin al. Çok şımartmışsın anne sen bunu çok. Oho 2006'nın en komik esprisi. Ama nedense ben buna gülemeyeceğim. Ben kaçıyorum. Arkadaşlarla buluşacağım. Hadi bay bay. Ben bir üstümü değiştireyim anne. Oğlum Tarık. Haftalardır müştemilatın arkasında yarım yamalak su dökünüyorsun. Hazır gelmişken güzel bir banyo hak ettin. Ama önce bir tıraş olalım. Belgin kapının kilidini değiştirdiyse bittin. Hulusi Bey ama... Yapsın be. Gel gel. Gel gel. Vay be, askerden iki gün izne gelmek böyle bir duygu olsa gerek. Teşekkürler ta... Hulusi? Bravo Belgin, bravo. Çekin çocuklar, Hulusi. Çekin, çekin, çekin. Nereden çıktın sen? Çileden çıktım Belgin, çileden. Belgin Hanım, gülümser misiniz?
Hulusi biz niye gidiyoruz? Çünkü biz mutlu bir aileyiz belki. Bakın bir de gülü verirken çekin. Yavaş Hulusi, diker battı. Hulusi Bey, bir de eşinizi öperken lütfen. Hulusi, sana diyorum Hulusi. Hulusi, Hulusi. Tamam mı? Tamam. Hadi bakayım yavrucuğum, arkadaşları bahçeye al. Buyurun efendim. Emredersiniz Hulusi Bey. Arkadaşlar buyurun bahçeye, havuz başına. Buyurun arkadaşlar, bu taraftan beni takip edin. Hulusi ne yapıyorsun sen? Asıl toplantısı yapıyorum Mergin. Sana verdiğim sözü 70 milyon duysun istiyorum. Oğlum Tarık, iki gün izin diyordun, şimdi hepten yaktın askerliğini. Eğer sana verdiğim sözü tutmazsam 70 milyon hesabını sorsun istiyorum Belgin. Çünkü ben kendime güveniyorum. Ve çünkü ben o yatak odasının anahtarını istiyorum Belgin. Hadi. Eyvah Tarık. Ne ne ne. Ay vay vay vay. Oğlum Hulusi, hani ne kadar yakışıklısın ya. Sen bu haline çok can yakarsın ya. Şişt. Ne diyorsun Hulusi? Ağzını topla. Bitti. Hikayeler falan. Kapattın o defteri sen. Artık sadece Belgin var. Ama yani. Ya şu bakışa. Şu gülüşe. Yemin ediyorum can dayanmaz ha. Oğlum Hulusi kendine gel. Neler diyorsun ya? Şut. Ağzından çıkanı kulağın duysun be. Şut. Allah Allah. Eyvah bıyığım dökülüyor. Yapma ya. Ya bu bıyık benim en büyük eserim ya. Hatunlar bitiyor bu bıyığa be. Hala hatun diyorsun. Ağzına acı biber sürerim ha. Şut. Hulusi bir sorun yok değil mi? Yok hayatım, hiçbir sorun yok. Ben de tam çıkıyordum. Hadi bakalım Hulusi. Aşkını yedi düvele ilan et. Hulusi kime bağırıyorsun sen? Yok kimseye bağırmıyorum. Ses provası yapıyorum. Abi ki deneme deneme. Bir geliyorum. Ucuz atlattın oğlum Tarık. Hem de çok ucuz atlattın. Tüm bu çıkan haberlere rağmen kocanızın size verdiği sözü tuttuğuna inanıyor musunuz? Pardon, bu size alakadar eder mi? Bunlar çanak soru Belgin. Bu soruyu ben yazıp verdim, sorun diye. O zaman cevabını da yazıp bana verseydin de ona göre. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, ben 6 ay önce bir söz verdim. Ve 6 ay boyunca bu sözü tuttum. Zaten tutmamış olsam şu anda bu evin kapısından içeriye giremiyor olurdum. Biliyor musunuz ben uzun zamandan beri kanepede yatıyorum. Sakın bunu yazmayın ha. Ben bu sözü bundan böyle de ömrümün sonuna kadar tutacağıma bütün 70 milyon huzurunda söz veriyorum. Söz Belgin. Sen delisin Hulusi. Evet, seni delice seviyorum Belgin. Bunu da aynen yazın. Sakın ses çıkarma. Evet arkadaşlar, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Basın toplantısı bitmiştir. Sadece başka meşrubat getirme. Tamam, bitti basın toplantısı. Arkadaşları yolculuk. Tamam efendim. Hulusi Bey, son bir fotoğraf lütfen. Yani doymazsınız yani, fotoğrafa doymazsınız. Hadi bakalım. Senin ne işin vardı, çık şuradan. Tamam arkadaşlar, afiyet olsun. Çıkış bu taraftan. Buyurun. Selam Cevahir Bey'e selam ha. Söylerim efendim. Arayacağım onu. Tamam efendim. Şimdi anladın mı ne kadar ciddi olduğumu? Ben sensiz yaşayamam Belgin. Benden uzak durduğun her saniye bana işkence. Ben sensiz gidip yastığa baş koyduğumda mutsuzum Belgin.
Bundan sonra sorun istemiyorum Hulusi. Hiç olmazsa 25 seneden sonra insanların içinde başım dik yürüyeyim. Söz verdim Belgin. Daha ne yapayım? Yapma işte. Sakın yapma. Ben söz verdim tutarım Belgin, biliyorsun. 6 ay önce bir söz verdim, tutuyorum. Ve de ölünceye kadar tutacağım. İlk defa sana bu kadar inanıyorum Hulusi. Beni pişman etme. Bu sefer cidden pişman olursun. Canım benim. Kim? Bilmem. Baksana. Boş ver şimdi ya. Canım bak sen, hadi aç. Ofisten arıyorlardır, gereksiz lakırdılar, sorular. Alo. Ne haber Hulusi? Tanıdın mı beni? Alo. Tabii karın yanında alo oldu adımız, değil mi? Kim? Bu bizim şeyden. Kuşlar haber uçurdu Hulusi. Karıma 6 ay önce bir söz verdim, tuttum tutacağım diye bir basın toplantısı düzenliyormuşsun. Ne oldu, bir sorun mu çıkmış şeyde? Aman ha, laflarına dikkat et. Sonra biri, peki o zaman 25 Mayıs 2006 tarihinde gece saat 11 ile sabah 4 arası neredeydiniz diye soru verir. Hulusi. Neyse, bir yarınki gazeteleri görelim de ben ararım seni Hulusi. Hadi öptüm. Ne oldu? Betim benzin attı. O kadar kötüymüş şey. Yok. Yok canım, yok bir şey. Neyse, ben söyleyeceğimi söyledim Hulusi. Bu sefer cidden pişman olursun. Kim bu kadın ya? Nereden çıktı şimdi? Vay be. Nazım Efendi Melisa'yı yendi demek. Helal olsun Naz. Demek koydum Melisa'yı kapının önüne. Yahu söyleseydin o da gelseydi. Allah'a şükür yerimiz var. Babamı bilirsin, pek düşkündür rahatına. Kendine ait bir yeri olsun ister. Yapamaz öyle başkasının evinde. Canım bizi evi toptan ona bırakır. Babanın oteldeki mütevazi kral dairesine sıkışıverirdik ailecek. Bizim ailecek göbek adımız fedakarlıktır. Değil mi baba? Tövbe tövbe. Heh işte beklediğin adam da geldi. İyi akşamlar. Hayırlı olsun Alfonso. Yılın en büyük transfer teklifini almışsın. Hı? Ama bakıyorum avansı hemen yemişsin. Ama tabii bonservisinin azlı olduğu için önce onu ikna etmen lazım. Melisa sana 3 misli maaş teklif etmiş ya. Aklı olan bunu reddetmez tabii. Aslında ben yarı fiyatına hem şoförlük, hem bahçıvanlık, hem de sonra tücülük yapabilirim. Bir düşün istersen. Ümit, ben sana 50 misli maaş vereyim. Sen bir üniversiteye gir, değil mi? Baba, madem ki senin ağzını bu kadar açtın, biraz daha koy üstüne ve bir özel üniversite aç istersen. Ben de direkt yatağa geçiş yaparım. Tövbe tövbe. Naz Hanım nerede? Odasında. İnmedi yemeğe. Bugün özel derse başlamış, bir sürü ödev vermiş öğretmeni, çalışacağım dedi. Tarık da geldiğine göre biz kaçalım artık. Nereye? Teşekkür ederim. Tamam, yarına kadar resmen şoförüm değilsin. Ama bu gecelik seni ödünç alıyorum. Naz Hanım izin verdi mi? Tabii. Çıkalım mı? Biraz beklerseniz, halletmem gereken ufak bir iş var. Çabuk ol, fazla vaktimiz yok. Babam gelmeden kurtlarımızı iyice dökelim. Bugüne kadar bulduğum en iyi elemanımı kaybediyorum. Çok tavsiye ederim bu ot diyetini Naz Hanım. Sabah öğle akşam hıyar yiyorsunuz. Hiç aç kalmıyorsunuz. Ayda tam 4 kilo veriyorsunuz. Cidden? Sen kaç kilo verdin 2 ayda? Ben aslında diyeti kilo vermek için yapmıyorum Naz Hanım. Vücudumu böyle şekle sokmak için yapıyorum. 2 kilo? 400 gram. 2 kilo 400 gram? Yok, sadece 400. Hep Cevat Usta'nın şu baklavaları yüzünden kilo veremiyorum ben. Yapmayın Suna Hanım. Ben buzdolabına kilit vursam siz bir yolunu bulup lüp lüp götürürsünüz maşallah. Aman çok güzel. O kadar güzel yapma sen de.
Bu benim elimde değil Suna Hanım. Civat Usta. Odanıza baktım, yoktunuz. Vay Bey ders çalıştığınızı söylemişti. Çalışıyorum işte. Eline sağlık Cevat Usta. Senin de muhabbetine doyum olmuyor Suna Hanım. Nasıl? Aşama kaydetmiş miyim? Melisa Hanım'la çıkmama izin vermişsiniz. Evet. İkimiz baş başa. Ne güzel işte. Rahat rahat eğlenirsiniz. Ben de ayak bağı olmam. Zaten umurumda da değil. Hem ikinizin de istediği bu değil mi? Eğer umrunuzda değilse... Evet, bu. Gideceksin yani. Suna Hanım, biz bir sofraya baksak eksik gedik var mı? Evet, evet. Biz bir sofraya bakalım Cevat Usta. Tişörtümü değiştirdim. Neden? Bedeni küçüktü, sıktı biraz. Ne kadar esprilisiniz Tarık Bey. Nasıl? Ders konusunda bayağı yol kat etmişim değil mi? Sana bile bu kadar iyi davrandığıma göre. Yarın cellomu sevgiye boğarım ben. Yazık. Sen göremeyeceksin. Niye? 3 misli maaş. Bir daha böyle fırsat geçmez ele. Babam da olur demiş. Ben yarından bahsetmiyorum. Bu gece sizin şoförünüzüm. Gitme derseniz gitmem. Git git. Üzülür sonra kızcağız. Bak senin için kalktı buralara kadar geldi. Ayıptır. Siz istiyor musunuz gitmemi? Sen istiyor musun gitmek? Siz gitmemi istiyorsanız, evet. İyi. Git o zaman. Tarık. Neredesin merak ettim. Hadi çıkalım artık, bunu aldım burada. Naz, emin misin gelmek istemediğinden? Dedim ya, çalışmam lazım. Hay Allah, buna üzüldüm inan. Ondan hiç şüphem yok. Tara izin verdiğin için sağ ol. Söz senin istediğinde ben de sana bir akşam ödünç vereceğim. Borcum borç. Neyse birkaç yer ismi öğrendim arkadaşlardan. Her yeri hepsini görmek istiyorum bu gece, tamam mı? Görüşürüz. Alo Cenk. İşin var mı? Gelip beni alır mısın? İyi misin? Değilim. O serseri bir şey mi yaptı? Söyle ağzını burnunu kırayım ama. İlk gördüğüm yerde doğduğuna pişman edeceğim. Bir daha görmeyeceksin. Neden? Kovdum. Geç bile kaldın kovmakta. Nasıl tahammül ettin bunca zaman aklım almıyor. Nereye gidelim?
durdurmaya çalışıyor, anlasana. Ne yapıyorsun? Öldüreceksin adamı. O da ölümüne susamış zaten. Yeter artık, bizi öldüreceksin. Tamam duruyorum ama onun canını okumak için. Cenk, asıl sen ne yaptığını zannediyorsun? Bırak beni Naz. Yapmayın, durun. Durun dedim. Ben sana bir daha kız arkadaşına dokunacak olursan yakarım seni dememiş miydim? Ha? Din şu arabayı hadi. Evet Naz, nereye gidelim? Ben eve gidiyorum Cenk. Naz, Naz dur. Naz saçmalıyorsun. Bırak beni, dokunma bana. Naz, bak sinirlendiriyorsun beni. Oyuncak değil bu iş. Cenk, canımı acıtıyorsun, bırak. Böyle kapına çağırıp sonra da hadi yallah diyemezsin. Der. Ve tabii dediğinde de sana çekip gitmek düşer. Şimdi kaybol buradan. Bir daha da kapımızın önüne rezillik çıkarma. Bu ikinci oldu. Üçüncüde külahları değişiriz. Vay be. Helal olsun Ümit. Erkek değil, kadını attın. Yakında sünnet de olursun sen. Bittin sen Ümit. Bittin. Caddede maddede gözüme gözükme. Sakın gözükme. Yaşatma. İyi misin? İyiyim. Tamam canım. Ablanı sağda solda itip kakan, o Tarık denen şoför bozuntusuna değil, ablana aşık olan bana horozlanmanın cezası. Cenk, çek git. Bir daha da gözüme gözükme. Ben seni seviyorum Naz. Sana çek git dedim. Ben özür dilerim. Havuza girelim. Bu halde giremezsiniz. Tamam. O zaman... Bu halde girerim. Melisa Hanım, bu halde yüzemezsiniz. Tarık, hadi gelsene. Hadi gel, Melisa Hanım, çok güzel. Bu halde yüzmenize izin veremem. Tamam, o zaman çıkmama yardım et. Çabuk çık o havuzdan. Oo, kimler gelmiş? Hadi Naz, katılsana bize. Sana çık o havuzdan dedim. Niye? Ne güzel eğleniyoruz. Bir aydır öğrenemedin mi çalışanların havuza girmesinin yasak olduğunu? O zaman Tarık şu anda evin çalışanı olarak değil, benim misafirim olarak burada. Ve ben de misafirimi havuzda ağırlıyorum. Var mı bir sorun? Seninle konuşan yok. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Demin kapının önünde, şimdi burada. Bir uyutmadınız. Melisa? Ne haber Mahi amca? Tarık'la eğlendik biraz. Dedim gidelim Mahi amcanın havuzunda biraz serinleyelim babamı karşılamadan önce. Bir sakıncası yoktur herhalde. Yok canım, ne sakıncası olacak? Buyurun, kendi havuzunuzdaymış gibi yüzün. Buyurun, şimdi aranızda çözün meseleyi. Ne meselesi? Çözülecek bir mesele yok baba. Belli ki Tarık sabaha bekleyememiş kararını vermek için. Hayırlı olsun. Güle güle harca üç misli maaşını.
Sen de tepe tepe kullan şoförünü. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Hadi çıkalım. Eşyalarını toplamana yardım edeyim. Tarık, gidiyor musun gerçekten? Gidiyor tabii Vahiy amca. 3 misli maaş ve aklı başında bir patron. Daha ne ister ki? Dostlarına nasıl davranıyorsan, enstrümana da öyle davranırsın bilmeden. O da nasıl davranıyorsan öyle karşılık verir sesiyle. Onu sevdiğini, ona değer verdiğini hissettirmediğin sürece ona ve bize asla büyük bir müzisyen olamazsın. Sakın sen de bırakıp gitme. Sakın üzme beni. Onun yaptığı gibi. Gittin sandım. Veda etmeden gidemedim. Kendine iyi bak.